Aleyküm sevgili öğrencilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sınavlarınız ya başladı ya da başlayacaktır. Okullara göre değişiyor tabii ki. Evet hepinize sınavlarınıza sadece Arapça sınavında değil, bütün sınavlarınıza başarılar diliyorum. bugün Arapça dersi 6. sınıf 2. dönem 2. yazılı örnek sınav sorularını çözeceğiz inşallah. Soruları çözerken eğer anlamadığınız herhangi bir yer olursa e, yorumlara yazabilirsiniz. E, sadece soru değil, e, görüş, eleştiri, öneri varsa onları da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca okumaya ve cevaplamaya çalışıyorum. Evet, hemen sorularımıza başlayalım çözmeye. Birinci sorudan başlıyoruz. Evet, Üste verilen kelimelerden faydalanarak, Aşağıdaki soruya cevap veriniz. Ne demiş soruda? Me ne? Heze bu. Evet heze müzekker. Yani eril varlıklar için, erkek kabul edilen varlıklar için kullanılıyordu değil mi? Ya erkek ya da erkek kabul edilen varlıklar için. Evet yukarıdaki müzekker mühendis tahmininde bulunursanız bir eleme yapabilirsiniz. Evet bakalım neymiş? resimde ne görünüyor? Eldiven. Evet, bazılarınızın e, gufes dediğini duyar gibiyim. Biz bütün e, kelimelerimizi çözelim. Evet, blüfer, kazak, bedletün, takım elbise, hıza'ün, şeteviyün, hıza'ün, ayakkabı, şeteviyün, kışlık. Şitaün kış, şeteviyün kışlık. Hıza'ün şeteviyün, e, kışlık ayakkabı. Gufes eldiven. Evet buraya ne yazıyoruz? Herde soru kelimesini atıyoruz. Dolayısıyla soru işaretini de atıyoruz. Herde kaldı. Herdeyi buraya yazıyoruz ve sonrasında gufes. Gufes'i de buraya yazıyoruz. Zaten ben yoğun istek üzerine cevapları buraya yazmaya karar verdim. Bu şekilde cevapları yaz yazıyorum. Hada bu kufaz eldivendir. Öğretmenleriniz resmi değiştirebilir. İşte örneğin kazak getirir, takım elbise getirir veya da bunların dışında başka bir hani kıyafet resmi getirerek böyle bir soru sorabilir. Bu sadece sınava hazırlık amacıyla yapılan sorular, yaptığım sorular. Evet, devam ediyoruz. İkinci sorumuz. Cümlesinin Türkçe karşılığını yazınız. TKU bulunuyor. el Gutsu Kudüs, Fi, D'da içinde, Filistin, Filistin'de, evet, Kudüs, Filistin'de bulunuyor. Evet, bütün Müslümanların, e, biz Müslümanların e, kutsal kabul ettiği mekanlardan birisi Kudüs. Evet, Kudüs bizim için çok önemli. Hala da e, Filistin'de bulunuyor. Allah inşallah e, ömür boyu e, gene Müslümanlara ait e, bir şekilde devam etmesini sağlasın diyelim. E, devam ediyoruz. E, ne dedik? E, Kudüs Filistin'de bulunuyor. Hemen şöyle e, yazdıralım. Evet, Kudüs Filistin'de bulunuyor. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Kelime anlamı sorusu. Bakalım birinci sorumuz, birinci kelimemiz ne diyor? Müşmis, şems kökü, güneş. Müşmis, güneşli, gaim, bulutlu, mümtir yağmurlu, müthliç, müthliç de karlı. Hemen cevaplarını yazdıralım bu şekilde. Evet. Dördüncü soruya geçelim. İsterseniz cevapları direkt yazdıralım. Sonuç çözelim. Aşağıdaki kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Cedid'ün yeni, gadim'ün eski, cemil'ün güzel, har'ın sıcak. Yani e, güzelden sonra çirkin gelir ama müfredatta hani bu kitabınızda e, bulunmadığı için hani ben almanı gabihun diyebilirdik burada güzel çirkin işte yeni eski şeklinde. Ama Harun var Harun'u aldım e, bu da sıcak anlamına geliyor. Beşinci sorumuz ibaresinin Türkçe karşılığını yazınız. Beytü beyt ev değil mi? adetü doğum er rasul rasul Peygamber rasulün doğduğu ev değil mi veya da Rasulullah ve Peygamber Efendimiz kastediliyor burada ee, bu cümleyi bu ibari aldım yerde Evet rasulün doğduğu ev şeklinde buraya yazabiliriz rasulün doğduğu ev Altıncı sorumuz. Üstteki cümlede altı çizik ifadenin Türkçe karşılığını yazınız. Gabru, kabir, nebiyyün, peygamber, elçi, nebi, ne bizim, iyilik. Bizim, peygamberimizin kabri. Kim peygamberimiz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri fi De da içinde El mescid Nebevi. Evet, Mescid-i Nebevi'dedir. Ya da bulunuyor diyebiliriz. Evet. Ee, peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ya da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri Mescid-i Nebevi'dedir. Ya da nebide bulunuyor dedik. Eleyse kezalik. Öyle değil mi? Evet. E burada mı mi? Leyse değil. Kezalik öyle. Öyle değil mi? Evet öğretmenleriniz burada cümlenin tamamını sorabilir. Böyle bir cümlenin tamamını sorabilir. Veya gabru nebi yine peygamberimizin kabri şeklinde veya da kelimelerden seçebilir. Ya yani biz sadece burada örnek bir soru çözüyoruz. Hemen örnek sorumuzun cevabını da yazdıralım. Evet öyle değil mi? Altı çizili kelimenin anlamı. Yedinci sorumuz. Üste verilen kelimelerden yazlık kıyafet. Kelimede yazlık kıyafeti olanları Arapça olarak yazınız. Evet Türkçe olarak da isteyebilir öğretmenleriniz. Arapça olarak da isteyebilir. Ve kelimelerden buradaki kelimeden farklı Hani sorabilir. Siz bütün kıyafet çeşitlerini bilin. Şip şip. Bunu öğrencilerimiz unutmuyorlar. Şip şip bir de mişmiş miş kayısı ve şip şip terliği unutmuyorlar. Evet. Şip şip terlik. Ne? Yazlık kıyafet değil mi? Mi top Kışlık ceket veya palto da diyebiliriz. Kaban filan da diyebiliriz. Kışlık ceket. E, evet, T-shirt. T-shirt. Shirt. Short. Evet, mi'taf mi kışlık ceket dışında hepsi yazlık kıyafet. E buraya ne yapıyoruz? O, bakarak yazıyoruz. İşte mi'taf mi buraya t-shirt ve şort. Ben yazdım daha önceden şöyle yazdıralım. Evet bakın ship ship t-shirt ve short şeklinde üç tane kelime. 8. sorumuz Aşağıdaki soruyu üste verilen kelimelerden faydalanarak cevaplayınız. Az önceki benzer soru. Me ne? Hâzihi bu. Yani mühendis bir kelimeyi soruyor. Bu ne? diye soruyor. Ne var burada? E, şapka var. Nezaretün gözlük. Bu cevap olabilir. Bakın mühendis bir kelime. Soru da mühendise yönelik. Nezaretün gözlük. Ama gözlük değil buradaki. Şapka, şipşip, şip, terlik, gamiz, bu da gömlek, gubbeatün, bu da şapka. Doğru cevabımız gubbeatün. Ne yapıyoruz? M, ee, M'yi attık, attık, soru attık, soru icraatını attık. Hedihi gubbeatün şeklinde cevap veriyoruz. Veya sadece e, gubbeatünde e, diyebilirsiniz. Ben şahsen e, öğretmen olarak kabul ediyorum. Ama sizin öğretmenleriniz kabul etmeyebilir. Herkesin tarzı farklı. Öğretmenleriniz nasıl istiyorsa o şekilde cevap verirsiniz. Dokuzuncu soru bir yazdıralım. Evet bu şekilde yazıyoruz cevabı. Evet, dokuzuncu sorumuz. Karışık olarak verilen kelimelerden Arapça olarak anlamlı bir cümle yazınız. Evet bakıyoruz burada. Beytü Zeynep, Zeynep'in evi. Beytüyü başa getirdik. Evet, Zeynep'i iki numaraya getirdik. Beytü Zeynep, Zeynep'in evi. Garibin yakındır. Bu da üç numara diyelim. Min e, dendan dan kelime anlamı. Ama Arapça'da e, bu şey içerisinde garip, garibin garibin kelimesinin e, bir kankisi. Bir de beayidun var, onun kankisi an, garibünün kankisi min mutlaka bulunuyor. E, kelime anlamı birebir den'den olmasına karşılık biz bunu e a şeklinde çeviriyoruz. El müsteşver hastane. Evet, e, şurayı dört dedik, burayı da beş diyelim. E, toplu bir anlam verirsek sırayla Beytü Beytü zeynep, zeynep'in evi, garibün yakındır, e, minel müsteşve, hastaneye. Evet şöyle düzgün bir şekilde. Evet bakın. Beytü Zeynep garibün minel müsteşfe. Şeklinde cevabı veriyoruz. Onuncu ve sonuncu sorumuza geldik. Üstteki cümlede geçen giyecek isimlerini Türkçe veya Arapça olarak yazınız. E, Öğrenmenleriniz sadece Türkçe olarak da diyebilir. Sadece Arapça da diyebilir. Bu şekilde de söyleyebilir. Veya e, der ki. Yukarıdaki cümlenin anlamını yazınız. Bunun dışında kelimeler ayrı ayrı yazıp gene bir soru üretebilir öğretmenleriniz. Siz mümkün olduğunca burada geçen kelimeleri bilmeye çalışın. Evet bakalım neymiş? Indi bende var. Neymiş bende olan? Blüfer kazak. Daha önce geçti, artık öğrendiniz. Ve ne varmış? Jacketon ceket ve Cevrap, çorap. Evet, Arapça olarak yazarsanız ne yapıyoruz? Blüfer, cekitün ve ne yazıyoruz? Cevrap yazıyoruz. Türkçe olarak sorarsa kazak, ceket ve çorap şeklinde cevap veriyoruz. Hemen yazdıralım. Bu şekilde. Evet, kıymetli öğrencilerim videomuzun sonuna geldik başka bir videoda başka bir derste görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bütün yazılarınızda da size başarılar diliyorum.